merhabalar sevgili TGT EU izleyicileri. Afiyet olsun programına hoş geldiniz. Efendim dün de duyurduğumuz gibi her cuma olduğu gibi bugün de İsviçre'den konuğumuz var. Ama haftaya doktorumuzu ağırlayacağız. Şimdiden onu da söyleyelim. Binefert'ten Anıl Bey gelecekler. Evet önce sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz benim ana sponsorum ATS firması. Çok teşekkür ediyoruz. Hafta içi her gün birbirinden güzel tencerelerle sizlere sağlıklı yemekler yapıyoruz. Her pazartesi ATS firmasının kendi günü birbirinden güzel kampanyalarla sizin karşınızda oluyorlar. Evet, bütün bu yemekler nerede pişiyor? Kurttaş Mutfağı'nın hazırladığı, benim için stüdyoda yaptığı Kurttaş Mutfak'tan ...çıkıyor bu güzellikler. Lang'ın Gartenstrasse 6. Kendilerine sevgilerimizi gönderiyoruz. İçimiz açılıyor. Renkler biraz parlıyor Adil Bey ama... ...ne yapmamız gerekiyor? Ufak bir boya mı sürsek acaba diye de düşünüyorum. Evet, konuğumuz İsviçre'den geldi sevgili izleyiciler. Çok genç, güzel bir müdire mı ağırlayacağız bugün. Ezgi Erdil Öztürk kızımız benimle beraber... Satış ve Yönetim Kurulu Müdüresi Horozkent projesi altında biliyorsunuz daha önce Murat Bey'i ağırlamıştık. Murat Bey'in işleri o kadar yoğun o kadar yoğun ki güzel bir müdüre hanımı bizim programımıza gönderdiler. Hanım hanıma daha mı iyi anlaşırız bilmiyorum daha mı güzel yatırımlar yaparız onu da şimdi sizlere anlatmaya çalışacağız. Ezgi'cim hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? İyiyim ben de gördüğün gibi işte her gün geliyoruz evet. evde ayrı yemek pişiriyoruz burada ayrı yemek pişiriyoruz. Bu arada çok çok konuklarım oluyor evimizde de Allah eksikliğini göstermesin. Amin. Ayaklarına sağlık hepsinin. İşte günler böyle Hı -hı. geçiyor. Aslında her zaman yaptığımız şeyleri ekran karşısında da yapmış oluyoruz biz. Evet, evet bir de sevgili izleyiciler... Ben de her gelenle akraba gibi oluyorum. Yaşlanınca eşim İzzet bana der ki ekranda da birini görüyorum. Aa bak bilmem kim kime benziyor. Aa bilmem kim kime benziyor. Bu hayatın getirdiği şeyler Allah aşkına bir günde birini birisine benzetme der. Ama ne yapayım? Hemşerim, Ankaralı. E ben de Ankara doğumluyum. İlkokulu bile Ankara'da bitirdim. Şimdi biraz da kan çekiyor. Aynı topraktan gelmişiz. Evet. Ee, Ezgi'cim kendini tanıtır mısın? Hı -hı, tabii. Ee, öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle böyle bir e, yemek programı adı altında buluştuğumuz için özellikle çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Sağ ol. Ee, Ben Ezgerdil Öztürk. Ankara doğumluyum. Aslen Bursalı'yız. Ee, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme olarak aldım. Daha Benim sonra... eşim de siyasal Aa, bilgilerden. Ama bak hiç konuşmamıştık. Evet. evet. <laughs> Çok memnun oldum. Ee, belki de bir şekilde üniversitenin bir e, davetinde buluşmasında belki de bir tanışma fırsatımız olabilir inşallah. İnşallah. Hı -hı. Ee, daha sonra üniversite eğitimini tamamladıktan sonra e, eşim İsviçre'de yaşadığı için Aile Birleşimi adı altında İsviçre'ye taşındım. Son iki yıldır İsviçre'de yaşıyorum. Bu iki yıl süre zarfında gelir gelmez dil okuluna başladım. Almanca eğitimimi tamamlamış bulunmaktayım. Sonrasında da bir vesileyle Murat Bey'le bir tanışıklığımız oldu. Sonrasında da bu Emlak 24 şirketinin bünyesinde çalışmaya başladım. Bir süredir orada çalışıyorum. Benim hakkımda şimdilik anlatacaklarım bunlar. Çok güzel. Evet. İyi ki geldin. Evet. Horoz oğlum. Kent Projesi adı altında Hı -hı. E, Horoz Yatırım Danışmanlığı Hı -hı. için konuşacağız. Evet. İsviçre Emlak 24 Hı -hı. olarak e, İsviçre'deki faaliyetlerden, Hı -hı. E, orada yaş Hı -hı. yaptığınız Türkiye'deki yatırımlardan konuşacağız. Hı -hı. Evet, Türkiye'nin en önemli, Ankara'nın en önemli üniversitelerinden biri, siyasal bilgiler biri de Orta Doğu'dur. Kızımız da. E, siyasal bilgilerden mezunmuş ne kadar güzel bir evet. anne olarak benim de böyle kızlarımız okuduğu zaman e, gurur duyuyorum Ben de senin Ankara'daki aileni hı hı. kutluyorum Ben de buradan aileme çok e, selamlarımı söylüyorum İyi ki varlar Sağ olsunlar her zaman yanımızdalar Evet hı hı. E, hoş geldin İtalya gelinimiz hoş geldin <laughs> diyelim Biz öyle diyoruz çünkü biliyorsunuz ben bugün ne yapacağım sevgili izleyiciler? Şöyle bir çanak var. Çanağın içinde neler var? Birazcık e, emlak konusuna fazla değinelim diye evde hazırladım. E, bir e, soğanı rendeliyorsunuz. Aynı zamanda yeşil e, yaprakları da olabilir taze soğanın. Çok az yağda kavuruyorsunuz. Kavurduktan sonra daha önce e, hazırladığınız, haşladığınız bir bardak e, mercimeği şiş, e, içine atıyorsunuz. Biraz... Isındıktan sonra da bir bardak ince bulguru ilave ediyorsunuz. Biraz tuz, biraz karabiber, iki adet domates, yarım demekte de maydanozla şöyle bir harmanlıyorsunuz. Yumurtanın aklarını da bu karışımın içine koydum şöyle. Göresel bir e, börek olacak bu aslında. Ve yumurtanın sarılarını koydum. Aklarında e, ziyan olmasın diye ben kafadan koydum onu da. Ee, bir su bardağından biraz fazla da cevizlerimiz var. Bu karışımın içine şimdi cevizlerimizi de küçük küçük doğrayacağım. Ama biraz da e, kolaya kaçtık. Bugün bunu buna yakışır bir şekilde e, hazır e, mülfe hamurlarımız var. Biletler taklarımız var. Onları şimdi e, güzelce ocağımın üstüne bir yağlı kağıt e, yaydım. Benim tahtam gene ortalarda yok çünkü. Ondan sonra ee, sıra halinde göstereceğim biraz sonra saracağım, sardıktan sonra da ısıtılmış fırına, biliyorsunuz mülföy hamurun en büyük özelliği ısıtılmış fırına konması. Üstüne yumurta sarısını süreceğim, isterseniz e, susam koyabilirsiniz, isterseniz çörek otu serpebilirsiniz. Fırında çıktıktan sonra da istediğiniz şekli verebilirsiniz. Afiyet, afiyetle yiyeceğiz. Şimdi ben bütün bu hazırlıkları yaparken eldivenlerimi takacağım ve ezgiye sorular soracağım. Hı hı. Kendisinden bahsetti biliyorsunuz. İsviçre'deki faaliyetler dedik. Hı hı. İsviçre'de emlak 24'ün faaliyetlerinden hı hı. isterseniz başlayalım. Evet. Daha sonra da Horoskent projesi adı altında kırklar elinin evet. özelliği hakkında ben hı hı. E, size soruları yönlendirmiş olayım. Hı hı. Buyurun. Ee, öncelikle emlak 24 şirketimizden bahsedelim. Tamam. Şirketimiz e, 7 yıldır e, faaliyet göstermekte İsviçre'de. Özellikle İsviçre'de. Bunun yanı sıra Almanya, Avusturya gibi Avrupa e, ülkelerinde de faaliyetlerimiz devam etmekte. 7 yıldır var olan bu şirketimizi e, son zamanlarda kurumsallaştırma adına daha büyük e, faaliyetler yapmış bulunmaktayız. Bu e, yani Emlak 24 olarak bizim aslında en önemli amacımız İsviçre'de, İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye'de daha doğru, daha ayrıcalıklı yatırımlar yapabilmeleri açısından onlara gayrimenkul alanında yatırım danışmanlığı yapabilmektir. Yani bizim aslında hani adımız Emlak 24 ama biz tam olarak bir emlakçı olarak çalışmıyoruz. Çünkü İsviçre'de şu anda e, emlak sektöründe ya da gayrimenkul sektöründe e, faaliyet gösteren bir Türk firması kesinlikle yok. O yüzden biz böyle bir ilk yapalım dedik ve Türkiye İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarının bu konuda daha bilinçli adımlar atabilmeleri için bir danışmanlık şirketi kuralım dedik. Ve böylelikle de doğru yerlerde doğru projeler yaparak İsviçre'de, Almanya'da, Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarının tabii ki İsviçre'li vatandaşlarımız da Türkiye'de yatırımları yapmaları için onları teşvik ediyoruz. Ama özellikle kendi insanımızı, kendi vatanımızda daha doğru yatırımlar yapmaları için teşvik ediyoruz. Böyle bir e, şirket kurduk. Çok şükür her şey yolunda gidiyor. E, şirketimiz Murat Haydar kuruculuğunda, Murat Haydar bünyesinde kurulmuştur. Evet. Ve e, İsviçre'deki adı Emlak 24, Türkiye'de ise Horoz Yatırım Danışmanlığı olarak Kırklar elinde faaliyet göstermekteyiz. E, Horoz Yatırım Danışmanlığı da aynı zamanla kurulmuştur 7 yıl öncesinde. E, onun kuruculuğunda da Mehmet Kurtoğlu ile yine Murat Aydar Beyefendi'nin e, katkılarıyla olmuştur. Şimdilik Emlak 24'ten e, bunları bahsederken e, şöyle bir şey de diyebilirim. Kurumsallaşma adına yeni adımlar atıyoruz dedik. Çünkü 7 yıldır var olan bir şirket evet. ama e, biz bunu biraz daha böyle e, yükseltmek, biraz daha... Daha bilinçli adımlar atabilmek için bazı e, adımlar attık. Örneğin e, 16 Mayıs 2013 tarihinde yaklaşık 10-15 gün önce İstişe'de 40 tane iş adamının ve konsolosluğun, e, Sayın baş konsolosumuz, Muavin Konsolosumuz ve e, Asistan Hanım'ın e, müsteşarın, ateşelerin katılmasıyla yapmış olduğumuz bir davette Emlak 24'ü e, şirket politikalarını, kendi projelerimizi, arsalarımızı ve özellikle kırklar elinden bahsettik. Çünkü bizim bütün şu anda yatırım alanlarımız kırklar eline dayanıyor. Hani isterseniz neden kırklar eli diyelim Şimdi ben, hazır veri evet, gelmişken. Evet neden kırklar eli? Niye evet. Bursa değil, Ankara değil? Hı hı. Neden kırklar eli? Evet neden kırklar eli dersek aslında sanırım birinci sebebimiz. Murat Bey'in de Kırklareli'li olmasından Olmasın kaynaklanıyor yani. diyebiliriz. Ee, kendileri Kırklareli'li. Dolayısıyla elindeki Kırklareli bütün e, arsaları, e, gayrimenkul özellikleri, e, hani toprağın daha doğrusu e, toprak ne vermek istiyorsa onu e, çok iyi şekilde anlayabilen bir e, yapıya sahip olduğu için ve e, yaptığımız projelerde kendi imzamızı atabilmek için o yüzden Kırklareli bölgesini, Trakya bölgesini seçtik ve şöyle söyleyebiliriz artık İstanbul'dan herhangi bir yatırım yapmak istediğimizde az paralara çok fazla kazançlar sağlayamıyoruz. Çünkü artık İstanbul'un ziyaretçi kapasitesi doldu taştı. Ama şu anda Kırklareli tam bir hem öğrenci şehri olma yolunda devam ediyor hem de organize sanayi alanında büyük gelişmeler olduğu için yatırımlarımızı Kırklareli şehrinde yapıyoruz şu anda e, Kırklareli'nden zaten bahsederken örneğin Kırklareli'nin e, Bulgaristan'a 60 kilometre pardon 180 kilometre kara sınırı vardır. Bu da demek oluyor ki bizim Avrupa'ya olan e, en yakın sınır kapılarımızdan birisi Kırklareli. Yani Avrupa ile olan sanayinin ticaretin gelişmesinde e, büyük adımlar atmamızda Kırklareli'nin çok büyük faydalarını görüyoruz. Daha sonra e, baktığımızda Karadeniz'e 60 kilometre kıyı şeridimiz var. Bu da e, Karadenizli olan deniz ticaretinde, deniz sanayisinde büyük adımların atmasına vesile oluyor. Sonrasında e, örneğin İstanbul'a 180 kilometre kara sınırı var ve İstanbul'un artık e, hani hepimiz de bildiğimiz gibi 3. köprü ee, Kanal İstanbul evet. projesi çılgın proje bunlar da zaten Kırklareli'ne eline olan e, yakınlığını daha da artıracak şekilde. Yani bu projelerin gelişmesiyle Kırklareli'nin elinin gelişen yüzü biraz daha artacaktır. E, çünkü e, yakınlığı sebebiyle İstanbul'a ve Sanayi daha çok artık İstanbul'da tıkandığı için bu tarz e, sanayi faaliyetlerinin organize sanayinin özellikle Kırklareli'ne eline e, taşınması kayması. Evet kayması söz konusu. Ee, zaten Trakya bölgesinde olduğu için insanları yeterince özgür düşünen, e, hepimiz de bildiği gibi e, yani gayet samimi insanlardır. Bu yüzden projelerimizi Kırklareli bölgesinde, şehrinde devam ettiriyoruz. Zaten şu anda e, isterseniz hemen ona da geçeyim. E, Şimdi projemizden. ben evet, Hı -hı. müsaade ederseniz bu arada hemen projenin daha önce Murat Haydar Bey'in bahsettiği gibi. Bir e, üniversite evet. e, kuruluyor Hı -hı. Eylül ayında sanıyorum bu hayata geçecek. Hı -hı. Aynı zamanda sizin projenizde Eylül ayında anahtar teslim e, anahtar Hı -hı. teslim olarak. Şimdi bu projeden bahsedelim. Hı -hı. Evet. Emlak 24 olarak Hı -hı. E, neler var ben biliyorum ama izleyicilerimiz hatırlar mı evet. bilmiyorum. Bir artı bir diye Hı -hı. full e, aksesuar içindeki demiştik. Evet. İsterseniz onlardan da bahsedelim. Hı -hı. Buyurun. 50 şehrinde bizim projemiz Horozkent projesi olarak geçmektedir. Bu Horozkent projesini İsviçre'de Emlak 24 adı altında, Türkiye'de ise Horoz Yatırım Danışmanlığı adı altında gerçekleştirmekteyiz. Horozkent projesi şu anda inşaatı hala devam etmekte olan ve 15 Mart 2013 tarihinde yaklaşık iki buçuk ay önce temel atma töreniyle, güzel bir davetli topluluğuyla temel atma törenini yapmış bulunmaktayız. Ve sadece iki buçuk ay geçmesine rağmen e, Horozkent projesinin e, dördüncü katı da bitmiş durumda. Bütün e, dış yani tabiri caizse kaba inşaatı bitmiş durumda ve sadece artık e, elektrik su tesisatı, iç çalışmalarına e, geçirmeye başlanmış durumdadır. Bu da aslında e, iki buçuk ay gibi kısa bir sürede koca inşaatın yani çoğunun bitmesi demek oluyor. Çünkü bizim amacımız Eylül 2013'te yani tam okul sezonu açıldığında anahtar teslimi yapıp e, projemizde yer alacak, projemizde yaşayacak öğrencilere bir avantaj sağlayabilmektir. Projemizden bahsedecek olursak, Evlerimizin hepsi bir artı bir stüdyo tipi daireler, 55 metrekare dairelerimiz ve hepsi de bir insanın ihtiyacı olabilecek her türlü eşyaya sahip. Yani mutfağında bulaşık makinesi, banyosunda çamaşır makinesi, klima, kombi, ondan sonra 82 ekran LCD televizyon, fırın, sehpa. Yani sizin aklınıza bir evde yaşarken nelere ihtiyacınız varsa. Onların hepsini biz e, bu evlere sahip olan insanlar için tasarladık ve bunların hepsi e, Eylül 2013'e kadar kesinlikle bitmiş olacak. Ve e, evlerimiz 48, e, Horozkent sitemiz 48 daireden oluşmakta. E, mesela projemizin avantajlarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. E, evlerimiz 65 bin TL'den oluşuyor peşin fiyatı 65 bin TL Eğer taksitli olarak almak isteyen müşterilerimiz varsa 20.000 bin TL e, ön peşinat verdiği müddetçe geri kalan 50.000 TL'yi e, Eylül 2013 tarihine kadar yani anahtar teslim tarihine kadar istediği şekilde ödeme imkanına sahip Yani bu konuda herhangi bir faiz de e, biz müşterilerimize sunmuyoruz Çünkü e, bugün parası olan şimdilik 2.000 TL'yi verir daha sonra 20.000 bin TL verir daha sonra istediği müddetçe istediği şekilde e, ödeme, bu, yapabilir. ödeme yapabilir Evet bu tarz bir e, kolaylık sağlıyoruz ve e, şöyle de bir şey söyleyebiliriz Türkiye Ekonomi Bankası ile bir anlaşmamız var o yüzden kredilendirmede bir kolaylık e, söz konusu e, Eğer istediğiniz müddetçe Türkiye ekonomi Bankasıyla ile e, i̇letişime biz kendimiz girdiğimiz için, müşterilerle e, daha rahat bir alışverişimiz olsun diye kendimiz girdiğimiz için bu Türkiye Ekonomi Bankası ile de anlaşma yapıldığı takdirde isterseniz e, 120 aya kadar vadeli bir e, ödeme imkanı, kredilendirme imkanı sunuyoruz. Ayrıca sıcak bir gelişmemiz daha var. Bu da e, İsviçre'de faaliyet gösteren bir Türk bankasıyla bir kredilendirme imkanımız söz konusu. Çünkü bu bankanın da şöyle bir teşvik politikası var. İsviçre'de yaşayan özellikle Türk vatandaşlarının Türkiye'de daha güzel yatırımlar yapabilmeleri için bir teşvik kampanyası sunmak istiyorlar bizlere. Onlarla da ilgili bir görüşmemiz var. Birkaç gün sonra hatta. Onun akabinde de kredilendirmede yine bir kolaylığımız söz konusu. Yani yeter ki bu evleri biz İsteyen e, misafirlerimize isteyen e, müşterilerimize Hani onları Sıkıntıya sokmadan Güzel Suna bir şeyden. şekilde sunabilmek <laughs> Evet e, Ezgi'cim benim anladığım Kadarıyla daha önce de Murat Bey'i e, Bu stüdyoda yine Ağırladık e, Kendisine de sevgilerimizi gönderiyoruz Artık sitem etmeyeceğim <laughs> Sebebini kendisi biliyor Ama artık izleyicilerimiz bilmesin Murat Bey'e <laughs> <laughs> sitemimizi Eee Şimdi benim anladığım ve çıkartmak istediğim, hatta Murat Bey'e de o zaman bir soru yöneltmiştim. Üniversite şehri olacağı için, üniversite başlayacağı için Eylül ayında ve talebelere yönelik. Evet. Ben de hemen dedim kendime daha de çıkartmak için, yani or kırklarının havası güzel, suyu evet. güzel. Ee, o kadar doğa güzel cenneti. doğa cenneti yani mutlaka üniversiteye giden talebelerin mi oturması gerekiyor diye bir soru e, yöneltmiştim. O da dedi ki hayır. Neden olmasın? Yani bir emekli de evet. bir karı koca yahut ne bileyim eşini kaybetmiş bir Hı -hı. bey yahut hanım üniversiteye giden bir talebesi var. Oğluyla Hı -hı. E, yahut kızıyla Hı -hı. böyle bir eve sahip tabii olamaz ki, mı? Tabii ki. Tabii, Değil tabii. mi? Ee, sadece hani evlerimizin boyutu bir artı bir olduğu için belki hani bir e, iki çocuk sahibi insanlar için biraz zorluk çıkartabilir ama bir onun anne haricinde, bir, e, tabii anne ki. kız için yeterlidir evet. ee, ve içinde bütün eşyası dahil olduğu için ev sahibine hiçbir şekilde bir e, ekstra masraf e, göz etmiyor. Aynen öyle. O yüzden de daha çok öğrenci bazlı ama isteyen olduğu müddetçe, tabii ki bir artı bir evde oturmak isteyen müddetçe, istediğiniz müddetçe her türlü bizim imkanlarımıza sahip olabilirsiniz. İsterseniz ben bizim Horozkent projesinin bazı avantajları var. Evet. Hani diğer projelerde, diğer sitelerde ya da diğer firmaların yapmış olduğu projelerde olmayan birkaç avantajımız var. Onlardan da bahsedebilirim. Tabii buyurun. Ee, mesela biz bir e, şey söylüyoruz. 10 yıl boyunca sizin istediğiniz müddetçe kiracınız oluyoruz diyoruz. Hani evet. bu aslında şu anda çok fazla Türkiye'de e, yaygın olmayan bir proje. Genelde insanlar e, müteahhitler evleri yapar ve daha sonra satılır. Satılır. Bu iş burada biter. Ama biz bu işi biraz daha geliştirdik ve e, müşterilerimiz. Bu evlere sahip olduktan sonra eğer isterlerse noter huzurunda onların onayını alıp 10 on yıl boyunca onlarla kira kontratı yapıyoruz. Yani biz onların bir nevi kiracısı olarak 10 yıl boyunca kiracısı olmuş oluyoruz. Kiralama sistemimizde ilk yıl 600 tl, TL, 12 ay boyunca 600 TL. Daha sonraki 9 yıl boyunca da tüfe oranının artış Oranlarıyla artan bir kiralama sistemimiz var ve biz bunu araştırdık bütün e, hesaplamalarını yaptık 7 yıl içerisinde de evlerimiz böylelikle kendi kendini amorti etmiş oluyor. Normalde hepimiz biliriz bir 100-150 e, milyarlık bir ev aldığımız zaman bu evler kendini genelde 16-17 yıl gibi bir sürede amorti ederler. Ama bizim bu 10 yıl boyunca kiralama sistemimiz sayesinde evlerimiz 7 yılda kendini amorti ediyor. Çünkü bir küçük bir hesap yapacak olursak 600 TL 12 ay boyunca 7200 TL'lik yılda bir getiri sağlıyor. Bu daha sonra enflasyon oranları genelde Türkiye'de %10 ortalama %10 olarak artar tüfe oranları ve bu oran ee, sayesinde de her yıl ikinci yıl 660 TL olarak düşünebiliriz. Üçüncü yıl gene %10 ya da o yıl e, tüfe oranı neyse ona göre düşünebiliriz. Biz bunları en az e, en az kriterlerle hesapladığımızda bile 7 yılda evlerimiz kendini amorti ediyor. Yani hani e, bir 65 bin TL fiyatla 7 yılda kendini amorti eden bir evde e, oturmak ya da bu evin sahibi olmayı sanırım hani çoğu insan arzu etmiştir. Çünkü e, herhangi bir örnek verecek olursak İstanbul'da 65 bin TL'ye ev almak ya da mümkün değil. E, yani 65 bin TL'yi bırakın bir artı bir evler bile 200-300 bin TL'lerden başlıyor. Bu da daha sonraki yıllarda da yani hani bu bedeller kendilerini 2'ye 3'e çok fazla da katlamıyor. Çünkü artık İstanbul'un bir kapasitesi dolmuş durumda. Ama mesela 40'lar, 50 gibi yeni gelişmekte olan organize sanayinin gitgide arttığı, bir üniversite şehrinin olduğu bir şehirde bu tarz yatırımlar yaptığımız müddetçe bu oran kendini 2'ye 3'e değil daha çok 4'e 5'e katlayacaktır. Çünkü gelişmekte olan bir şehrin e, yatırımını önceden yaptığınız zaman size getirisi çok daha fazladır evet. bunu böyle düşünüyoruz O yüzden de e, özellikle İsviçredeki yatırımcılara sesleniyoruz 40'lar 50 gibi gelişen bir şehirde e, bu tarz yatırımlar yapabilmeleri için bizimle irtibata geçmeleri onlar için de bizim için de e, karlı olacaktır diye düşünüyoruz ama sadece bu satışlar İsviçre için mi geçerlidir Ezgicim? Mesela şimdi Avrupa'nın diğer ülkelerinde de size İsviçre'ye sınır olan İtalya, Almanya'da. Almanya. Buralara da satışlarınız mümkün ki. değil miydi? Tabii ki tabii Sadece ki. Sadece iş İsviçre için değil Yok, bu. Yok İsviçre'de değil. Hani bizim satış büromuz İsviçre'de. Evet. Zürich kantonunda. Ama biz müşterilerimiz olduğu müddetçe Avusturya'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya oralara da gidiyoruz. Yeter ki hani oralarda yaşayan Türk vatandaşlarına seslenelim. Çünkü Türkiye'deki vatandaşlarımız zaten yeterince Türkiye'deki projelerden, e, haberdarlar ama burada yaşayan e, Türk vatandaşları için çok fazla bu tarz danışmanlık hizmetleri verilen e, firmalar çok fazla yok Evet yani hani ya da firmalar var sadece emlak işleri yapanlar Hani bir ev alıp satıp ya da kiralayıp komisyon üzerine çalışan şirketler var ama bizim yaptığımız iş e, kesinlikle bir ev alımı satımı ya da kiralaması yapıp ondan komisyon almak değil. O yüzden biz tamamen yatırım danışmanlığı konusunda bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz kendimizi. Evet, sevgili izleyiciler biraz önce Ezgi'ye bir e, soru yönlendirdim Avrupa'nın diğer şehirleri için diye. Ekrandaki numaralardan da ulaşabilirsiniz. E, sadece İsviçre için geçerli bir proje değil. Avrupa'nın bütün ülkelerinden Hollanda'dan, e, işte Avusturya'dan, Fransa'dan Hatta İngiltere'den çocuğunuzu e, üniversiteye göndermek istiyorsanız ekrandaki numaraları arayarak e, daha detaylı bilgi alıp biz de bu projede yer almak istiyoruz diyebilirsiniz Hı -hı. değil mi Evet 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 çok çünkü gerçekten burada bir üniversite sıkıntısı var Evet çocuk istiyor mesela siz en güzel Ben diye... ailemin yanında okudum üniversiteyi o yüzden çok rahat bir üniversite geçmişim oldu hani hiçbir evet, ev sıkıntısı yaşamadım ama benim üniversiteyi ailesinin yanında okumayan özellikle Ankara'da zaten genelde dışarıdan öğrenciler gelir Evet. evet. ve benim arkadaşlarımın çoğu dışarıdan başka şehirlerden Ankara Üniversitesi'ne gelmişlerdi. İlk başta yurtla başlıyorlar ama yurtta e, küçücük bir odada 5-10 kişi kalıyorlar, onun sıkıntısını çekiyorlar. Biliyorum. Kimi uyuyor, kimi evet. uyumuyor o saatte. Daha sonra eve geçiyorlar, evde e, o mobilyayı mı alsak, bu mobilyayı mı alsak, buzdolabı pahalı, çamaşır makinesi şöyle diye bir sürü dertleri oluyor. E, dolayısıyla biz bunları baz alarak zaten bu tarz bir proje geliştirelim dedik. Ve e, şundan da bahsetmek istiyorum. Kırklareli Üniversitesi'nin şu anda Kırklareli'nde elinde fakülte olarak bütün fakülteler ayrı bir yerde yerleşke halinde. İletişim Fakültesi başka bir yerde, iktisat e, İktisat Fakültesi başka bir yerde. Ve Kırklareli Üniversitesi'nde şu anda 18 bin öğrenci kapasitesi olduğu için Rektörümüz Mustafa Aykaç Beyefendi'den de aldığımız bilgilere göre şu anda Kırklareli Üniversitesi e, Kofças yolunda Kayalı kampüsünde bir inşaat gerçekleştiriliyor. Ve bu inşaat uzun süredir devam ettiği için Eylül 2013 ayında da zaten belirli fakülteleri ders yapmaya başlayacak. Çünkü inşaatın belirli bir kısmı doldu ama yaklaşık bir 10 yıl içerisinde bütün kampüsün çalışmaları bitecek. Bütün bölümler. Çünkü neden bu kadar uzun sürüyor? Bunun cevabı da Türkiye'nin 5. büyük, Balkanların ise en büyük üniversite kampüsü, en büyük öğrenci kapasitesine sahip bir üniversitesi olmasından dolayı. Yaklaşık 10 yıl sonra 60 bin kapasiteli bir öğrenci durumu söz konusu. Yani 60 bin öğrenci demek şu an 40'lar 50'nin nüfusunun artmasında, 40'lar 50'nin gelişmesinde özellikle gayrimenkul sektöründe çok büyük adımlar atılması demek. Ee, aynı zamanda bu Kırklareli Üniversitesi'nin de çok önemli bir özelliği var. Bu 60 bin öğrenci kapasiteli e, olacak kadar büyük bir kampüs yapmasının sebeplerinden birisi de yüzde %40 oranında Avrupa'dan veya Balkanlardan e, yabancı uyruklu öğrencilerin sadece ve sadece Türkçe dili bilmek kaydıyla ee, Kırklareli Üniversitesi'nde istediği bölüme başvurabilme imkanı sunuyorlar. Yani siz e, yurt dışında yaşıyorsunuz. Normalde hani Türksünüz ama yabancı uyruklusunuz. Ve Türkçeyi e, biliyorsunuz. Bunun sadece Türkçeyi bildiğinize dair bir sınava girerek e, Kırklareli Üniversitesi'ne gidiyorsunuz ve ben sadece şu bölümde okumak istiyorum diyorsunuz. Ve bütün e, geri kalan işlemler Rektörlük tarafından da aldığımız bilgilere göre yapılıyor. Yani bunun e, garantisi verildiği için bu çok büyük bir proje. Yani e, üniversitenin yüzde 40'ı sadece Türkçe dili bilerek e, istediği bölümde okuma imkanına sahip oluyor. Evet, sizin projenin en en evet, can alıcı, can alıcı noktası, noktası bence bu. Aynen öyle. Bence Hı -hı. bu. Çünkü biliyorsun burada da e, sizin Türkiye'de Hı -hı. sınavlara giriliyor, puanlama evet. sistemi var. Burada da öyle istediğim bir üniversiteye, bir tıbbiyeye, işte ne bileyim bir e, dizaynerliğe falan yıllarca evet, bek bekliyorsunuz, çalışıyorsunuz. Burada da sınav yok da işte e, liseyi evet. bitirirken aldığınız puanlar tamamen hı hı. farklı. Ama öyle olunca da bir de kalacağı yerde. E, Direkt, çok müsait evet. olduğu Hı -hı. zaman anne babanın gözü arkada olmayacaksa Hı -hı. daha ziyade de yurt dışından giden Hı -hı. çocuklar oluyor. Askerlik arkadaşlığı gibi evet. diyorlar. Hı -hı. Çok e, belki de projenin en, en can, can alıcı. alıcı. Aynen öyle. Çünkü hani e, yani bu tarz bir proje e, Düşünülürken altında birkaç sebebin olması lazım. Çünkü hani siz bir proje yapıyorsunuz, bu proje'nin verimli olarak işleyebilmesi için bazı e, detayları göz önünde bulundurmak lazım. Örneğin hani biz bu projeyi yapıyoruz. E, neden? Çünkü Kırklareli e, üniversitesi öğrencilerine hitap ediyoruz. Dediğimiz gibi yüzde kırklık bir e, yabancı uyruklu öğrenciye hitap ediyoruz ve bu yabancı uyruklu öğrenciler geldiği zaman nerede kalacağım derdi olmasın diye. Ve 40'lar elinde şu anda 18 bin öğrenci var dedik ama devlet yurdu sadece bildiğimiz kadarıyla 3 bin öğrenci kapasiteli. Yani 18 bin öğrenci, 3 bin öğrencilik bir yurt var. Özel yurt dediğimizde de sadece 1000-1500 öğrenci kapasiteli bir özel yurt var. E hadi ortalama 5 bin kişilik bir yurt bölgesi var desek ve öğrencilerin çoğunun da Türkiye'de ne yazık ki başka bir üniversitede okumak için şehir dışından geldiğini düşünürsek... geriye kalan Ortalama 10 binlik öğrenci e, ne yazık ki kırklar elinde yeterince ev bulamıyorlar. Çünkü hani Türkiye'de vardır hepimiz o günlerden geçtik. Genelde öğrenciye ev verilmez. Hani kırık evet. döker ya da evleri biraz... E... Eve kız alır, <laughs> erkek alır. Tabii aynen, tabii yani öyle çok, yani e... biz şimdi burada evet. gerçekleri konuşuyoruz. <laughs> Bu gençtir, delikanlıdır, sevgilisini getirir derler. Yani ben de vermem. Evet. Evim olsa vermem. İşte, aynen o yüzden kimse vermediği için... Dedi ki biz en azından sırf öğrencilere hitap eden bu projeyi yapalım ki... ...istedikleri gibi <laughs> isteyen kız getirsin, isteyen erkek getirsin. <laughs> Bak Ezgi seni güldürmeyi başardım sonunda. Aynen. Ama aynen. hayatın gerçekleri evet. bunlar. Yani gerçekten şimdi böyle bir durum olunca insan hem mal sahibi oluyor... Evet ...hem garantisi var, Hı -hı. hem bir tapusu var, evet. hem bir yatırım yapmış oluyor. İleride de çocuğu diyelim Hı -hı. ki üniversiteden mezun oldu... Anne baba gider oraya. Oh, buradan da emekli olacak. olduysa mis gibi hava şartları, evet. e, doğayla baş başa. Öyle gerçekten. Hani ben de kırklar eline yakın zamanda gittim bir kırk... çünkü şimdiye kadar görmemiştim kırklar eline ama bu e, işe başladığımızda. İlk etapta bir gittim gördüm. Hani gerçekten de çok güzel ve şu anda kırklar elinde böyle bir şantiye bölgesi diyebileceğimiz bir bölge var. Çünkü o kadar gelişmekte olan bir şehir ki, hani İstanbul'un resmen arka bahçesi konumunda. O kadar gelişen bir İstanbul'dan sonra şu an kırklar eli hem sanayinin kaydırılmasıyla hem öğrenci kenti olmasıyla tamamen bir şantiye bölgesi durumunda. Bu da yaklaşık en fazla 10 yıl içerisinde yapılan yatırımların kat ve kat artması demek olacak. O yüzden şimdilik çok şükür bu böyle bir ilde böyle bir proje yapmaktan dolayı çok memnunuz. İnşallah her şey beklediğimizden de çok güzel geçer. İnşallah. Hı hı. İnşallah. Bu kadar ciddi bir proje olduktan evet. sonra bir de işin ucunda insanın evlatları Aynen olduğu öyle. zaman daha da bir ciddiyetini muhafaza ediyor. Hı hı. Efendim ben de ilk partiyi hazırladım televizyonu geç açan izleyicilerimiz için hemen hatırlatalım nasıl yaptık. Bir bardak yeşil mercimek veya kırmızı mercimek. Suda ıslatıyorsunuz, onu bir güzel haşlıyorsunuz, suyunu dökmüyorsunuz. Bir bardak ince bulguru da içine sıcakken ilave ediyorsunuz. Daha sonra yan tarafta hazırladığınız rendelenmiş soğan, biber ve de en son domates ilave edeceğiz. Karabiber, tuz. Hepsini şöyle bir iki kaşık yağda öldürdükten sonra bulgurlu mercimekleri ilave ediyorsunuz. Bol maydanoz, yeşil soğanın sapları onu harmanladıktan sonra içine bir bardaktan biraz daha fazla cevizleri doğruyorsunuz İşte mülföy hamurunu açtım, bir kenarına koydum, şöyle yuvarladım, elimle çektim. Şöyle bir tirpişon şekli vererek üstüne de Yumurta sarısını sürdük, fırına vereceğiz. Fırının özelliği e, mutlaka çok sıcak olması. E, neden mercimek seçtik? Bir kere D vitamini yükü. Eğer çocuklarınız et yemiyorsa, e, biliyorsunuz mercimek çok faydalı. Bir de içine domates, bulgur, bağırsaklar açısından en güzel lifli bir gıda. Biz de şimdi konuklarımıza bunu ikram etmek üzere fırına verelim. Hatta bu içi yumurta akı olmadığı müddetçe ya da yumurta sarısı böyle çiğ haliyle bile yenilebilir. Tabii. Yumurta akını ben niçin koyduğumu söyleyeyim. E, aslında koymayabilirsiniz ama şimdi yumurtanın sarısını kullandım. Musluğun e, lavabosuna o yumurta aklarını e, atmak evet, bana çok garip geliyor. Ben lazım. hep öyle uyduruyorum biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Ama diyeceksiniz ki Leyla Hanım mutlaka bundan mı yapalım? Hayır. Kavrulmuş kıyma koyabilirsiniz, ee, soğanla kavurduğunuz beyaz peynir, maydanoz koyabilirsiniz, patates haşlayıp rendeleyip soğanda kavurup koy. İç e, malzemelerini siz kendiniz hazırlayabilirsiniz. Evet. evet, şimdi sevgili izleyiciler, ben fırına ilk partiyi verdim. Ezgi Hanım yine bizlerle beraber ama kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra beraberiz.